Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu 78. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için yapacağım. Yani 78. bölümde neler olacak, hangi olaylar gelişecek, Yılmaz ölecek mi, kalacak mı, bununla ilgili sizlere ayrıntılı, detaylı bir fragman değerlendirmesi yapacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar, öncelikle videonun sağ alt köşesinde abonelik butonuna tıklayarak abone oluyoruz. Abone olduktan sonra bildirim butonumuzu açıyoruz ve bildirim butonumuzu açtıktan hemen sonra videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi bekliyorum. Takip edin, iletişime geçin, abone olun dostlar. Anket sorumuz gelsin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten 78. bölümün konusu Yılmaz'ın yaşayıp yaşamaması. Yılmaz ölecek diyenler beğeniyor. Yılmaz yaşayacak diyenler yorumluyor. Farklı bir tahminim, düşüncem var diyenler yazıyor. Bakalım kimlerin tahmini haftaya doğru çıkacak. Çünkü Yılmaz trafik kazası geçirdi ve bu trafik kazasına elbette ki Züleyha ile Demir şahitlik etti. Şu anlık dizi 78. bölümde cevaplanacak, bu sorunun cevabını bekleyecek olsak da bakalım hangi arkadaşlar aramızda neyi düşünüyor. Yılmaz'ın öleceğine inananlar beğeniyor. Yılmaz'ın yaşayacağına inananlar yorumluyor. Yılmaz konusunda farklı görüş düşüncesi olanlar yazıyor. Şimdi videomuzun konusuna geçecek olursa arkadaşlar, aslında 78. bölümün sorusu, konusu olan Yılmaz'ın yaşayıp yaşamaması konusunu daha önce sizlere dile getirmiştim. Yani bizler bu cevabı 77. bölümde görmeyeceğiz. Trafik kazası 77. bölümün sonunda gerçekleşecek dedim ve tam da tahminim olduğu gibi 78. bölümün konusu olarak karşımıza çıkacak. Yani Yılmaz'ın trafik kazasından sağ kurtulup kurtulmama konusu. Ve yönetmen aslında Yılmaz'dan bayağı nemalanacak desek yeridir. Yani senarist, yönetmen, yapımcılar Yılmaz'ı çıkartırken bile Yılmaz'ın başrol oyuncusunun vermiş olduğu hayran kitlesinden dolayı bayağı bir faydalanacaklar. Çünkü Hünkar Hanım gibi bir oyuncu konusunda bile neredeyse 3-4 bölüm namalanan yapımcılar bu sefer Yılmaz için herhalde 5-6 bölümle yetinmeyecekler. Yılmaz'ın bu trafik kazasından kurtulup kurtulmayacağını 78. bölümün sonlarına doğru anlayacağız arkadaşlar. Neden mi diye soracak olursanız, çünkü trafik kazası geçiriyor ve o trafik kazasına şahitlik eden, mahkemeye giden, yani boşanma davası açmış olan Züleyha ile Yılmaz, pardon Demir, mahkemeye davasına katılmak için yolda ilerlerken Yılmaz karşılarında trafik kazası geçiriyor. Ve bu trafik kazası arabası paramparça oluyor. Ve büyük ihtimalle Züleyha ile Demir Yılmaz'ı hastaneye ulaştırmaya çalışacaklar. Yani Yılmaz çocuğuna bir şey olmuşçasına, koşuşturucasına aracıyla hızlı bir şekilde yol alırken çocuğuyla aynı hastanede hayatıyla cebelleşecek. Yani bir bölüm büyük ihtimalle yönetmen Yılmaz'ın hastanede canı teslim edip etmemesini, hastaneye yetiştirip yetiştirilmemesini, yaşayıp yaşamaması konusunda izleyici ekrana kilitleyecek ve Yılmaz aslında 78. bölümün sonlarına doğru yaşayıp yaşamayacağını görebileceğiz. Peki Yılmaz ölecek mi arkadaşlar? Şu anki olaylara, bulmaca gibi parçaları birleştirdiğimiz zaman aslında Yılmaz ölecek. Çünkü çoktan kafasına koymuş yönetmen ve bu bölümde de resmen insanların kafasında bir kötü izlenim bırakmamak adına herkes neredeyse helalleşti. Yani Demir Züleyha ile ayrılmam demesine rağmen ayrılma kararı aldı. Müjgan Yılmaz'la ayrılmam demesine rağmen ayrılma kararı aldı. Yani herkes Yılmaz'ın ve Züleyha'nın gönlünü hoş etmeye çalıştı. Peki kader bırakacak mı? İşte burada tam da mutlu olacakları bir anda maalesef kader saçma da olsa, yani yönetmen biraz burada saçmalamış da olsa, kader Yılmaz'la Züleyha'yı ayıracak. Ve aslında bu trafik kazasına Züleyha
demirin aracında şahitlik etmiş olması, yani demirden de kuşkulanmayacak, demirin Yılmaz'ın hayatına kastettiği şüpheleri ortada kalmayacak ve tabii ki Yılmaz öldükten sonra Züleyha elbette ki Leyla'sının yanına ve sevmediği kocasının yanına ve boşanma davası başlamadan düşecek. Yani Züleyha her zamanki gibi Yamanların gelini olarak hayatını sürdürürken Yılmaz'ını toprağa verecek ve demir de Yılmaz'a gönlünü ölürken bile hoş ettiğini düşünerekten vicdan azabı çekmeyecek. Hem Adnan'a, hem Leyla'ya, hem Züleyha'ya babalık, kocalık yapacak. Ve bizler artık Bir Zamanlar Çukurova dizisini, tabii ki bu olaylar 79. bölüm ve sonrası olacak olaylar arkadaşlar. Bir Zamanlar Çukurova dizisini Müjgan ve tabii ki Yılmaz'sız bir Müjgan, Züleyha'sız Yılmaz'sız bir Züleyha bir şekilde izleyeceğiz. Ve artık herhalde büyük ihtimalle Müjgan halası tarafından özellikle Fikret'le baş göz edilme olasılığını görüyorum ben. Çünkü Feykeli son noktayı koydu. Yani miras konusunda Behice'nin ısrarlarına rağmen mal varlığı paylaşımında bulunmayacak. Ve Behice bundan rahatsızlık duyduğu için yeni komplolara başvuracak. Müjgan'la elbette ki Fikret'i baş göz ederken amacı mirasa konmak. Çünkü Feykeli'nin mirasına sahip çıkmak istiyor. Ve normal, sıradan ve aynı zamanda Yılmaz'ın yerine geçecek olan Fikret'i izleyeceğiz arkadaşlar. Fikret'in Yamanlarla alıp veremediği nedir? Bunu artık bu saatten sonra izleyeceğiz. Tabii ki bu 78. bölümde gerçekleşmeyecek bir olay. Sonrasında gerçekleşecek. Ama artık diziye Yılmaz'sız olarak devam etmeyi karar kılmış yönetmen. Yani bu bölümde apaçık bunu anladık. Özellikle iki seven yüreği bunca zamandır kavuşturmayan yapımcılar bu saatten sonra kavuşturmasından bunu anladık arkadaşlar. Ve Yılmaz'ın saçma da olsa geçireceği trafik kazası sonucu hastanede büyük ihtimalle hayatını teslim ederken Züleyha tam da muradına ermişken eremeyecek. Bunları izleyeceğiz 78. bölümde. Yani acıklı bir bölüm. Büyük ihtimalle Hünkar Hanım'ın bölümünden daha fazla ilgi toplayacak bir bölüm. Çünkü sonuçta başrol oyuncusunu çıkartmayı karar kılmış bir diziden bahsediyoruz. Yani başrol oyuncusunun olmayan bir diziden bahsediyoruz. Peki niçin böyle bir yönteme başvuruldu? Daha önce de paylaştığım gibi arkadaşlar, çünkü ekonomik nedenler ve artı dizi bitirilmek istenmiyor. Dizi sürdürülmek isteniyor. Aslında 2. sezonda bitmesi gereken bir diziydi ve ısrarla uzatıldı. Uzatıldığından dolayı birazcık dizinin cılkı çıktı desek yeridir. Tabii ki yönetmen toplamış olduğu reytinglerden, gelirden daha fazla kazanmak istiyor ve bu süreçte elbette ki daha az oyuncu ile kazanmak istiyor ve daha az oyuncu, daha çok şöhret olmayan sıradan oyuncularla diziyi sürdürmek istiyor ve şu an için Yılmaz'sız, Hünkar Hanım'sız ve ilerleyen zamanlarda Feykeli'siz bir dizi izleyeceğiz arkadaşlar. Sırayla yönetmen çok fazla masraf yaptığı oyuncularından kurtulup normal Bir Zamanlar Çukurova dizisi ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin artık bir entrika dizisi olarak izleyebileceğiz. Yani bu saatten sonra artık Behice daha çok ön plana çıkaracak. Dikkat ettiyseniz bu bölümde Sevda Hanım ve Saniye ön plana çıkıyor. Yani artık başrol oyuncular arka planda ve normal oyuncular ön plana çıkıyor. Ve bu tabii ki başrol oyunculara vermiş olduğu ücretle normal oyunculara verdiği ücret arasında fark vardır. Ve bu farkı farkında olduğu için yönetmen elbette ki Yılmaz'a da veda etti. Hünkar Hanım'a veda ettirdiği gibi. Artık bakalım sıradaki diziden çıkacak oyuncu kim olacak? Önümüzdeki bölümlerde bunları göreceğiz. Ama en azından arkadaşlar 78. bölümün sonlarına kadar Yılmaz'ın varlığı dizide varlığını sürdürecektir. Herhalde bir iki bölümde cenaze merasimi, hastanede canlı teslim etmesi, bu şekil yönetmen diziyi sürdürecektir. Yani son kanının son damlasına kadar Yılmaz'dan faydalanacak gibi görünüyor.
yönetmen, yapımcı ve senarist. Evet arkadaşlar, izleyeceklerimiz bunlardan ibaret olacak. Farklı gelişmeler olursa sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Sadece bu diziler arkadaşlar, herhangi bir diziden haberdar olmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken işlem videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmanız ve daha sonrasında açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerime sizleri bekliyorum. Takip edin, abone olun, iletişime geçin. Sırası arkadaşlar, öncelikle kanala abone oluyorsunuz. Sonrasında bildirim butonunuzu açıyorsunuz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Takip edip abone olabilirsiniz. Ayrıca anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yılmaz'ın öleceğine inananlar beğeniyor. Hayır, devam edecek diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda haftaya kimin tahmini doğru çıkacak? Tahminlerimizi yürütelim arkadaşlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yılmaz ölmeyecek diyorsanız yorumlayın. Yılmaz ölecek diyorsanız beğenin. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.